Aç aç. Oldu. Bunlar yapacak mısın ya? Yapacak da güzene bak. Bizim ne bunun adı ya? El Turco. Kendi portresi yapmış. Şimdi şu arkamızda gördüm arkadaşlar. Ecdat. Ecdadımız, atalarımızdan. Hasan değil mi adı? Burada bu köyde ona Balaban ismini takmışlar. Anlamı ne ki Balaban? Balaban sanırım şey, bir yırtıcı bir kuş anlamına geliyormuş. Bu Türk buraya nasıl gelmiş? Değil mi? İtalya'nın bir köyündeyiz. Moreno köyündeyiz. Kuzeyinde, Avusturya sınırında tarafında bir yerde. Avusturya, Leicester, bayağı kuzeydeyiz. Alplerin dibindeyiz. Evet. Ama çok yeşil, çok güzel, doğal iç içe bir yer. Burası kış turizmi oluyor herhalde. Kışın. Evet, çok güzel. Her yerde kayak malzemeleri falan var çünkü. Ama şu an havası çok güzel, yumuşak. Neyse işte bu Yeniçeri askeri İtalya'ya, değil mi? İtalya'ya şeyle gelirken Viyana. İkinci Viyana kuşatması için şey, casusluk mu yapıyordu? Kendisi casusluk yapıyormuş. Casusluk demeyelim, istihbaratçı diyelim. Her ülkenin istihbaratçıları vardır. Osmanlı istihbaratçılarından biriymiş kendisi. Yeniçeri askeri aynı zamanda. İtalyancası varmış. O yüzden İtalya'ya gelmiş. İşte ikinci Viyana kuşatması için araştırmalarını yaparken bir şekilde o dönemki sadrazama saygısızlık olacak bir hareket. Ne demiş ya. Viyana için an, istihbarat toplamaya gitmiş. Demiş sadrazama ya şimdi gir ya da bunun vebaliyle yaşamak zorunda kalırsın. Bilmem bir şey çarşı. Atar yapmış bildiği yani. Kanı yerde kalır gibisinden. Ata yapmış aynen. Sadrazama. Yani sadrazamın kararını kendisi vermiş gibi bir harekette bulunmuş. O da tabii sadrazam da bu saygısızlığı kabul edemez. Sonuçta ortada bir gurur var, bir şey var. Her ne kadar aynı zamanda kendisi çok sevilen bir insanmış. Çok cevval bir askermiş. O yüzden aslında bunu gözden çıkarmak da istemiyorlar ama yapacak bir şey yok. El mahkum, kurallar belli. O yüzden bir karar verilmiş, vurun kellesini işte arkasından şeyler, cellatlar gitmiş yakalamak için bunu. Ama tabii ne cellatlar bunu yakalamak istiyor, ne de sadrazam bunu yakalansın istiyor. O yüzden bu yakalandı. Hayır. Da. Okey, not problem. Su doldurmaya geliyorlar demek ki suyu güzel. Ondan suyu gerçekten güzel. This is Ottoman Empire, we now. His turn, Turco. The Turco. Boost. Turco. We are yeah. Turco. from Turkey. Turkey. Istanbul. Istanbul. Yes. Istanbul. Yeah. Yes. you know Istanbul? La televisione, la television. Okay. Only television because. The Turkish, come si dice, lo pare che sia un po' incasinata. Cosa? It's a little confusion in Turkey. Or not? Well, the Turkish people is coming. They want to see. And the story is Turkish stories. Story. The yeah. Turkish story. Yes. Hikayesi orada bir yerde yazıyor herhalde. Aa, pano var. Pano var. Ha, burada pano var. Not now. In Italian language. Ah, İtalyanca var. Yes. Yes. Merci. The story. It's Italian. Italianca. Thank you. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ortalığı karıştırdık. Pensavo ci fosse scritto anche forse là nella in questa bacheca qua. Mostra. Ah no, no. It's his house. Turist office. Ha, turist office. In the la bibliotecari. Biblioları da varmış. Where? The bibliotecari is.
Esnaf problem. Thank you all for. Neyse, bir şey söylemeye çalışıyorlar da. Zona farklıga. Thank you. Şurası onun evi mi? Yok, bence orada bir turist rehberi gibi birisi var. O adam evi mi diye kontrol etti. Öyle mi ki? Şurada çünkü şey var da. Yok, tamam ya. Neyse, hadi gidelim biz oraya. Öfesi bir öğrensin mi? Oraya gidelim. Biz çekimimize devam edelim. Tamam mı? Nerede kalmıştık? Casus geldi. Savaş, ikinci bir yanıkçı. Bunu yakalamasını istemiyorlardı. Cellatların. Sadrazam da istemiyordu. Bu da işte cellatlar bunu yakalayınca internette ve bilgiler, bir kitap var sanırım orada okuduğuna göre. Elini gevşek bağlamışlar ki kaçsın diye. Yani ölmesini istemiyorlar açıkçası. Kendisi de tabii çok şey bir insan olduğu için kaçıyor. Bir ata biniyor, kaçıyor. Dere tepe düz gidiyor, dağ çıkıyor, bayır çıkıyor. O sırada birileriyle karşılaşıyor, savaşıyor, bilmem ne, tek başına savaşırken yaralanıyor ve bir dere kenarında kendini... Maria ile mi buluyor? Maria mı buluyor? Evet. Annesiyle kızı. Dere kenarında birisi aynen hayvanların otlatmayı çıkaran bir kadın, anne ve kızı buluyorlar. Ondan sonra onu köye getiriyorlar, iyileştiriyorlar. Sonra o burayı beğeniyor çünkü uyandığı zaman düşünüyor, gidecek bir evi de yok artık. Burayı beğeniyor, burada yaşamaya başlıyor. Sonra buradan bir kızla evleniyor, aile kuruyor. Buraya geleneklerini, göreneklerini benimsetmeye çalışıyor. Sonra gidiyor. Düko vardı galiba bir tane. Evet. Alman dereleri. Doğru. Ondan sonra bakıyor ortama, Allah Allah bir Duka var, İtalyan bakıyorsa. Vergi istiyor. Vergi istiyorlar bunlardan. Diyor arkadaşlar diyor ya. Atar yapıyor. Bu böyle olmaz diyorsun. Ama buranın genel halkı tamam veriyor? Ne dersen yapıyor böyle tamam bunu böyle yapmaz. Neden? Neden yapmıyor hani biz şimdi ki? Şey yapıyoruz mesela vapura mesela bilet muhtası biliyoruz ya da bir şey yapıyoruz. Niye buraya park etmek yazar derken park ediyorsun araba niye yapıyorsun da diyor. Bu da ya, derebeye vergi veriyormuş. Bunlar da hani veriyor. Bir sebep yok veriyor. Sonuçta lan bunu niye veriyoruz? Niye veriyoruz? İstiyor veriyoruz. Bence ne oldu orada biliyor musunuz? İstiyoruz veriyoruz. Herkes işte. veriyor sonra gün geliyor bundan da istiyorlar. Ne vereceğim lan diyor. Bakıyor. Ben vermem diyor. Gidin diyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Bakıyorlar burada baş vermiyor. Biz de vermeyelim diyorlar falan. Bir şekilde vermiyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Ne, İnsanları örgütlüyor. Ve o yüzden çok seviyor. Zaten savaşçı bir adam yani. O savaşçı şey, bir adam olduğu için. Yapım orada İri falan öğretiyorlar. Savaştırıyor herhalde burayı. Buradakilerine göre. Savaşmışlar mıdır ya? Bence bürokrasiyle halletmiş olabilirler. Baktılar karşılarında kararlı bir insan var. Üf, iyi ya, tam ne halimiz var çıkarım mı dediler ne yaparlar. Kararlı değil de çok iri yarı olabilir o yüzden. Sonra ondan sonra tabii bu hareketi yapınca burada kahraman ilan ediliyor. Herkes onu çok seviyor. Ondan sonra ölünce de böyle büstünü yapıyorlar. Mezarlığını sorsak ya neredeymiş bu mezarlığı? Fatih'e bakıyorsak. Vardır. Kesin mezar vardır yani. Ben inanıyorum. Öyle. Bu adamlarda yani bu düzen varsa o mezar vardır. Burası onun dükkanı sanırım çünkü oymacılık mobilya yapıyormuş. O camlarda böyle küçük onunla ilgili şeyler var. Orası el işçiliği. Onun yaptığını düşünüyorum. Çünkü şurada bir tane mask var. Tam bir Türk maskesi. Öyle yani. Yayınlarımız devam edecek.